Merhaba arkadaşlar, 80 günde devre AYT ve 20. güne geldik. Çarpanlara ayırma bölüm 5. Bu bölümde arkadaşlar tele bekleyip çıkarmayı göreceğiz. Ve yine her zaman olduğu gibi ÖSYM amcanın soru tarzlarına bakacağız. Nasıl sormuş bu konularla ilgili. Tele bekleyip çıkarma aslında zor bir yöntem değildir. Bugüne kadar öğrendiğimiz çarpanlara ayırma yöntemlerini kullanacağız. Tek farkı ise şu. Hemen hiç beklemeden geçelim. Bakalım terim ekleyip çıkarma ne anlama geliyormuş. Şimdi arkadaşlar değişken değiştirerek çarpanlara ayırma ilkinde. Bu tarz ifadelerde verilen ifadede benzer terimler farklı bir değişkene çevrilir. Buradaki amaç değişkenine çevrilen ifade daha kolay çarpanlarına ayrılsın. Örnek verecek olursam x artı 5'in karesi eksi 2 tane x artı 5 artı 1 ifadesinde dikkat edin. Benzer olanlar kimler? X artı 5'ler. Şimdi ben İlk yoldan x artı 5'in karesini alacağım. Sonra eksi 2'yi dağıtıp düzenleyeceğim. Sonra tekrar çarpanlayacağım. Onun yerine diyorum ki ben burada x artı 5'e a sayısı dersem burası a olduğuna göre burası da a. Bakın ifade neye dönüştü arkadaşlar? A kare eksi 2a artı 1'e dönüştü. Ve ben a kare eksi 2a artı 1'in çarpımını daha kolay ayırırım. Ne derim? Çarpımları 1 olan 1'e 1. Toplamları eksi 2 olacak. O zaman eksi eksi 2, eksi eksi 1. Buralarda a'ya. Böylelikle a kare eksi 2 artı 1'in açılımı a eksi 1 ile a eksi 1'in çarpımı olur. Peki ben a'ya ne demiştim? X artı 5. O zaman şuradaki ifadede a gördüğüm yere x artı 5 yazarsam x artı 5 eksi 1 ile x artı 5 eksi 1'in çarpımı. Böylelikle bakın ne oldu? X artı 5 eksi 1'den x artı 4 ile x artı 4'ün çarpımı oldu. Daha kolay ayırmış oldu. Hemen örneğe bakalım. 25 üzeri x eksi 6 tane 5 üzeri x artı 5 ifadesinin çarpanlarını ayıralım. Şimdi benzer terimleri yakalamamız gerekiyor ya burada. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada bir 5 üzeri x var. Burada 25 üzeri x var. 25 üzeri x 5 üzeri x'in karesidir arkadaşlar. Çünkü 25 5'in karesi. O halde 5 üzeri x 6 tane 5 üzeri x artı 5. Ben şimdi tutuyorum diyorum ki 5 üzeri x'e götürelim a diyelim. Hocam a demek şart mı? A de, b de, k de, x deme. Çünkü x var. Farklı bir değişken vereceksiniz. Böylelikle ne oldu benim açılımım? 5 üzeri x'e a dediğim için a kare eksi 6 tane a artı 5 oldu. Şimdi ben tutuyorum bunun açılımını yapıyorum. Çarpımları artı 5 toplamları eksi 6 olan hangi açılım bu? 3 terimli açılımlarında. O halde eksi 5'e eksi 1'dir. Burası da a'ya a'dır. Devam edecek olursam buradan o halde bu açılım a eksi 5 ile a eksi 1'in açılımı. Bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü bizim ifadede x değişkenine bağlı bir ifade. Üstel bir ifade verilmiş. Benim o zaman a'ya tekrardan eski verdiğimi vermem lazım. Yani 5 üzeri x'i veriyorum a'ya. Eksi 5 çarpı 5 üzeri x eksi 1. İşte bana verilen ifadenin çarpımı bu şekilde bulmuş oldum. Diğer bir soruya geçelim. X kare artı 2 x'in karesi eksi 2 tane x kare artı 2 x eksi 3. İfadesinin çarpanlarını ayıralım. Dikkat edin x kare artı 2 x'ler ortak. Bazen soruda bunu böyle vermeyebilir. Size der ki x kare artı 2 x karesi devam eder. Eksi 2 x kare eksi 4 x eksi 3. Verse bile ben şuradaki iki parantezini aldığımda yine elime x kare artı 2 x çıkacak. O halde aslında görüldü. Kime a diyeceğim? X kare artı 2 x'e tabii ki de. O zaman bu ifade ne oldu? A kare eksi 2 x a x dedim a olacak eksi 3. Hemen bunun çarpanlarını ayırıyorum. Çarpımları eksi 3 topladığımda eksi 2'yi veren eksi 3'e artı 1'dir. Karşılarında ne var? A'ya a var. O zaman hemen yeni ifademi yazıyorum. A eksi 3 ile a artı 1'in çarpımı. Ve diyorum ki biz a'ya ne demiştik? X kare artı 2 x dedik. Yanında eksi 3 var. Çarpı a'ya ne dedik? X kare artı 2 x yanında artı 1 var. Arkadaşlar işlemim hala devam ediyor. Çünkü bana verilen bu ifadedeki şu çarpımları yine çarpanlarına ayrılıyor. O halde diyorum ki çarpımları eksi 3 olan topladığımızda da artı 2'yi veren ifadeler. Artı 3'e eksi 1. Burası x'e x. Hemen yanı bulalım. Çarpımları artı 1'i verecek. Topladığımızda artı 2 olacak. Artı 1'e
artı 1. Burası da x'e x. Düzenleyecek olursak bunu tekrardan x artı 3 ile x eksi 1 birinci çarpan oldu. X artı 1 ile x artı 1 ikinci çarpan oldu. Ya da x artı 1'in karesi deriz. Böylelikle bakın verilen ifadeyi tek dizede çarpanlarına ayırmış oldum diyorum. Ve üçüncü tarz soruya geçiyorum. Benzeri görebildiniz mi? X5 ve x10 var. O zaman ben x5 a dersem x10 da arkadaşlar x5'in karesidir. O zaman bu da a kare olur. Düzenleyelim. O zaman a'nın karesi eksi 2 tane a eksi 3. Hemen diyorum ki çarpımları eksi 3, toplamları eksi 2 olan eksi 3'e artı 1 ve burası da a'ya a oldu. Düzenledikten sonra ne gelecek? A eksi 3 ile a artı 1. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü verdiğin ifadeyi tekrar yerine koyacaksın. Böylelikle a gördüğüm yere ben x üzeri 5 yazarsam x üzeri 5 eksi 3 x üzeri 5 artı 1 şeklinde ifadem bitmiş oluyor. Dördüncü örneğimize bakalım. Dördüncü tipimize. 3 üzeri 2 x artı 1 eksi 10 tane 3 üzeri x artı 3. Şimdi yakaladığım kim benim? 3 üzeri x. Ama hocam burada 3 üzeri x yok. 3 üzeri 2 x artı 1 var. O zaman şu 3 üzeri 2 x artı 1'i bir düzenleyelim. 3 üzeri 2 x artı 1 demek 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. Tamam. Eksi 10 tane 3 üzeri x artı 3. Devam ediyorum bakın. Şu 3'ü başa aldım. 3. 3 üzeri x 2x demek 3 üzeri x'in karesi demek. Eksi 10 tane 3 üzeri x artı 3. Şimdi kime a diyeceğim arkadaşlar onu görmemiz lazım. O halde diyorum ki 3 üzeri x'e ben a dedim. Bu sefer de t diyelim arkadaşlar. Farklı bir harf verelim t. O zaman burası ne oldu? 3 tane t'nin karesi eksi 10 çarpı t artı 3. Şimdi başta 3 olduğu için çarpımları 3t'yi veren 3t kareyi veren 3t'ye t. Şimdi buraya yazacağım. Çarpımları 3'ü verecek ama çaprazlama çarpımında toplamları bana neyi verecek? Eksi 10'u verecek. Bir keresinde eksi 10 olduğu için bu artı 3 ikisinde de eksi olacak. Yazdım bunu güzelce eksi. 10 verecek. Şimdi arkadaşlar 1'e 3 yazsam bakın 9, 1, 10. 3'e 1 yazsam 3, 3, 6. O zaman yukarısı ne olacak? Yukarısı 1 olacak. Kırmızıyla yazalım. Aşağısı da 3 olacak. Çapraz çarpım 3T eksi 3T 9T. Eksi 1T eksi 10T verdi mi? Verdi. O halde hemen diyorum ki benim açılımım 3T eksi 1 ile T eksi 3. Ve hemen götürüyorum. T gördüğüm yere ne yazıyorduk? 3 üzeri x. O zaman tekrardan yazıyorum. 3 çarpı 3 üzeri x eksi 1. 3 üzeri x eksi 3. Bazen şıklarda bu olmayabilir. 3 üzeri x çarpı 3 de 3 üzeri x artı 1 eksi 1. 3 üzeri x eksi 3 şeklinde işlemimi bitirmiş oldum. Umarım mantığı anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakıyorsun soruya. Benzer olanlar var mı? Ona götür A de, T de, K de bir harf ver. Amaç daha kolay çarpanlara ayırabilmek diyoruz. Ve geldik diğer bir sorumuz arkadaşlar. X artı 1 bölü x'in karesi eksi 3x eksi 3 bölü x eksi 4 ifadesinin çarpanlarını ayıralım. Şimdi bakın soruyu bir önce düzenleyeceğim. Benzer olan terimlere harf vereceğim ya. Şimdi burada zaten x artı 1 bölü x'in karesi. Aşağı yukarı buranın bana bunun için a diyeceğim belli. Ama buraya baktığım zaman bunu göremiyorum. Şimdi bakın ikisinde de 3 var. Ben buraya eksi 3 parantezine alırsam burada ne kalır? X sonra artı 1 bölü x kalır. Çünkü neyin parantezini aldım? 3 parantezini aldım. O halde 3 parantezini alırsam 1 bölü x kaldı. Sonra eksi 4. Şimdi kime a diyeceğim belli mi? Belli. X artı 1 bölü x'e götürüp a dersem burası ne olur arkadaşlar? A kare eksi 3a eksi 4 olur. Böylelikle bana verilen ifadeyi daha kolay bir çarpanlarına ayırabilirim. 3 terimli çarpımları eksi 4, toplamları eksi 3 olan. Bu da eksi 4'e artı 1'dir. Buraya da a'ya a yazınca o zaman bu ifade ne olacak? A eksi 4 ile a artı 1'in çarpımı. Ama biz a'ya ne demiştik? A'ya x artı 1 bölü x. O zaman x artı 1 bölü x eksi 4 sonra x artı 1 bölü x
x artı 1. Bunu da oluşturdum. Şimdi burada istersem cevaplara bakarım. Eğer bu yoksa payda eşitlemem lazım. Bunun altında 1 var. Bunun altında 1 var. X'e çarparsam burası. Bakın x kare artı 1 eksi 4x bölü x. Sonrası altında yine 1 var. Bunun altında 1 var. Burayı x ile burayı x ile çarpıyorum. Böylelikle x kare artı 1 artı x bölü x. Çarpımı bu şekilde verebilirim. Buraya baktığım zaman x kare daha düzenli yazmamız için eksi 4x artı 1 bölü x çarpı x kare artı x artı 1 bölü x şeklinde çarpanlarına ayrılmış olduk arkadaşlar. Bu soruda özellikle arkadaşlar şunu dikkat edelim, şunu vermeye çalıştım. Bazen benzer olan terim içerilerde gizli olabilir. O yüzden bunu ne yapmak zorundasınız? Açmak zorundasınız veya toparlamak zorundasınız ki benim amacım burada esas nokta şu karenin içindeki ifadeyi görmek diyorum. Geldim diğer bir soruya. Şimdi 3 tane a eksi b bölü a eksi b artı 2, a eksi b artı 2, a eksi b artı 3 eşittir 4 olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır? Şimdi hem çarpanlar ayırmayı kullanacağız hem de bir denklem sorusu. Şimdi her bir ifadede a eksi b var mı? Var. O zaman ben a eksi b'ye tutup x desem o zaman burası ne olur? 3x bölü x artı 2. Devam ediyorum. Bakın şu a eksi b'lere x dedim. Yanda x artı 2 bölü x artı 3 eşittir 4 oldu. Şimdi ben buradan x'i bulursam cevabı bulmuş oluyorum. O halde payda eşitlemem lazım. Burayı x artı 3 ile burayı da x artı 2 ile çarpıyorum. Çarparsak 3x çarpı x artı 3 artı burayı çarparsak x artı 2 çarpı x artı 2. Payda ne oldu arkadaşlar? Bakın x artı 2 ile x artı 3 oldu. Eşittir 4'müş. Şimdi şurayı dağıttığımız zaman her birini çarpıyorum. 3x ile x ve x artı 3 çarparsam 3x kare artı 6x, 3 kere 3 6 yapmaz, 9x yapar, artı, şimdi bunları da dağıtıyorum, dikkat edin zaten 2 kare değil mi tam kare, o zaman birincinin karesi, birinci ile ikinin çarpımı 2 katı 4x, artı 2'nin karesi 4 veya tek tek çarparım yazarım. Bölü aşağısına dikkat edin arkadaşlar, x ile x'e çarparsam x kare, x ile 3x, sonra 2 ile 2x, sonra tekrar 2 kere 3 6. O zaman ne oldu? X ile x'i çarptım. X kare. X çarpı 3x. 2 çarpı x'ten 2x. Toplamda 5x etti. Artı 6. Eşittir 4 eşit. Şimdi burada tek tek toparlayacağız. 3x kare. X kare daha. 4x kare. 9x artı 4x. 13x. Sonra ne var? Artı 4 var. Şimdi bölü karşıya çarpım olarak geçerse 4 tane x kare artı 5x artı 6'yı çarpıyorum. Devam ediyorum. 4x kare artı 13x artı 4. Açın bunu. 4x kare artı 20x artı 24. Dikkat ederseniz her iki tarafta 4x kare var gitti. Şimdi bunu karşıya atarsam. Ne oldu karşıda? 20x vardı. Eksi 13x. 24'ü de bu tarafa atarsak arkadaşlar. Ne olur? 4 eksi 24. Buradan eksi 20 gelir. Karşıda da artı 7x var. Her tarafı 7'ye böldüğümüz zaman x ne olur? Eksi 20 bölü 7. Peki x dediğimiz kimdi bizim? A eksi b. Böylelikle a eksi b'yi ne bulduk? Eksi 20 bölü 7 bulduk. Yani hem çarpanlar ayırmayı kurduk hem de bir denklem sorusu. Değişkeni değiştirerek çok rahat bir şekilde a eksi b'yi bulmuş olduk. Ama dikkatinizi çekmesi gereken nokta benim ifadenin hepsinde a eksi b var. O yüzden değişkenimi değiştirebiliyorum. Ve geldik diğer sorumuz arkadaşlar. A artı 2 tane kök a çarpı kök b artı b bölü a eksi b ifadesinin en sade hali nedir? Hem çarpanlar ayırmayı kullanacağım hem de birbiriyle sadeleştireceğim. Şimdi öncelikle şuna dikkat çekelim. Burada kök a çarpı kök b demek a çarpı kök b anlamına geliyor. Yani aynı kökün içerisinde yazılmış. Şimdi benim elimde bir a var, bir de kök a var. Şimdi arkadaşlar, kök a ve a aralarındaki bağlantı nedir? Bir tanesi x iken, yani birbirinin karesi olduğunu görmem lazım. Kök a'ya x dersem, a ne olur? X kare olur. Aynı şekilde dikkat edin,
B'lerde de var. O zaman ben kök B ve B arasındaki bağlantıyı kuruyorum. Kök B'ye Y dersem burası kesin ne olur? Y kare olur. Şimdi verilen ifadeyi X, B'ye cinsinden yazalım. A, X kare olduğunu gördük. Artı 2 tane kök A'ya X dedim. Kök Y'de Y oldu. Kök B. Artı B ne oldu? Y'nin karesi oldu. Bölü aşağısı ne oldu bakın? X kare eksi Y kare oldu. Şimdi düzenliyorum. Burada bakın tam kareyi görmem lazım. X kare. Kare var, kare var. Çarpımının iki katı var. O zaman bu neyin çarpımı? Y ile Y'nin. Peki bu neyin çarpımı? X ile X'in. Yani her ikisi de artı olacak. Çünkü ortası artı. O halde yukarıda X artı Y. X artı Y var. Aşağısı iki kare fark olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu X'in karesi. Bu da Y'nin karesi. Kuralımız neydi? Bir aynısını yaz. Bir de artılısını yaz. Bunu da yazdım. Böylelikle bakın x artı y, x artı y'ye gitti. O zaman benim cevabım x artı y bölü x eksi y'dir arkadaşlar. Ben x'e ne demiştim? Kök x. O zaman şıklarda kök a artı kök b bölü kök a eksi kök b olarak çarpanlarına ayrıldı ve sadeleşti diyoruz. Geldik ÖSYM tarzı bir sorumuz arkadaşlar. A pozitif tam sayı için a eksi 2 kök a eksi 4 sıfır olduğuna göre a bölü a eksi 4'ün karesi ifadesinin değeri nedir? Şimdi bakın içeride a eksi 4 var. Bana verilen eşitliğe dikkat eder misiniz? A var, eksi 2 kök a var, eksi 4 var. Ben buradan a eksi 4'ü alsam, eksi 2 kök a. Bunu yazsam değişen bir şey yok. Bana ne lazım? A eksi 4 lazım. O zaman da diyorum ki a eksi 4, 2 eksi 2 kök a'ya karşı yazsam, 2 kök a. O zaman ben a eksi 4 gördüğüm yere 2 kök a yazabilirim. Devam edelim o zaman. A bölü a eksi 4'ün karesi. Ne oldu arkadaşlar? A bölü bunun içerisine artık ne yazdım? 2 kök a yazdım. Bunun karesi oldu. O zaman a bölü 2'nin karesi ne yapar? 4 kök a'nın karesi a yapar. Dikkat edin a'lar gider. Yukarıda 1 kalır. Aşağıda da 4. Cevap da 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Şimdi geldik terim ekleyip çıkarma yöntemiyle çarpanları ayırma. Bu yöntemdeki amaç tam kareye çevirmek ya da çarpanını sağlayan değeri bulmak. Özellikle ileride öğreneceğimiz parabol konusunda sık kullanacağımız bir yöntemdir arkadaşlar. Tam kare çevirme. Başka ikinci dereceden denklemlerde kök bulmada da sık kullanacağımız bir yöntemdir. O yüzden terim ekleyip çıkarmada ya basit çarpanları ayırmak için ya da ifadeyi tam kareye tamamlamak için ki buraya not alın tam kareye tamamlama bizim için önemli. Şimdi x4 artı x kare artı bir ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Ayıralım da şimdi burada bir kare var mı? Var. Kimin karesi var? X karenin karesi var. Sonra x kare var. Sonra artı bir var. Şimdi hocam ben buna değişkeni verdim ama yine bir tam kareyi tamamlamıyor ya da bir ifadeyi vermiyor. Şimdi bakın burada bir kare var x'in karesi. Burada da bir kare var 1'in karesi. Çarpımlarının iki katı olması gerekiyor. Bende bir kat var. O zaman diyorum ki ben buraya hatta onu siyahla yazayım. Bir tane x kare ekliyorum. Bir tane de x kare çıkartıyorum. Ve yazarken de dikkat edin x karenin karesi bunu bir daha yazayım x kare artı 1 artı x kare eksi x kare. Şimdi arkadaşlar şuranın tamamı ne oldu düzenlersem x karenin karesi artı 2x kare artı 1 eksi x kare. Şimdi dikkat edelim. X kareye ben değişken verdiğimde bir a verdiğimde ki vermeme de gerek yok zaten. Hani bir kare var. Kare var ortanın iki katı. Şu ifadenin açılımı ne oldu? X kare artı 1'in tam karesi oldu. Sonra eksi x kare. Şimdi neyi görmemiz gerekiyor? Yine burada bir iki kare farkı var. O yüzden iki kare farkında ne? Karelerini görmeden içlerini bir aynısını bir eksisini yazıyoruz. Yani x kare artı 1 eksi x aynısını yazdım kareyi görmeden çarpı x kare artı 1 artı x. Böylelikle ne oldu? X kare eksi x artı 1 ile
x kare artı x artı 1'in çarpımı oldu. Daha da açılmıyor. Tam kareyi vermiyor ya da açılımları yoktur arkadaşlar. Ve arkadaşlar 9. sorumuz. X üzeri 4 eksi 7 x kare artı 9 ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne var? X üzeri 4. X üzeri 4 nedir? X karenin karesi. Bunu aldım. Eksi 7 tane x kare artı 9. Şimdi dikkat edelim. Kare var mı burada? Var. Kimin karesi var? X karenin karesi. Hatta bunu şöyle yapalım. Bunu bir değişken değiştirerek daha rahat görebilirsiniz. X kareye a dersem burası ne olur? A kare eksi 7 a artı 9. Şimdi buradan görebiliriz. Neyin karesi bu? A'nın karesi. Bu neyin karesi? 3'ün karesi. Çarpımlarının 2 katı. 2 kere 3 6 a lazım. Benim elimde ne var? Eksi 7 a var. Bu sefer o terimi bir fazlasını bu tarafa yazıyorum. Diyorum ki a kare eksi 7 a'yı eksi 6 a yazıp artı 9. Bakın bir tane daha eksi a yazdım da buna eklemiş oluyorum. Toplamı eksi 7 yaptı. Şimdi dikkat edelim. Burası neyi verdi bana arkadaşlar? Tam kareyi verdi. O halde bu neyin tam karesi? A eksi 3'ün. Maviyle devam edelim. A eksi 3'ün karesi eksi a. Şimdi ben x kareye a demiştim. O halde burası x kare eksi 3'ün karesi eksi x kare. Ne gördüm? Bakın yine bir 2 kare farkı. Kuralımız neydi 2 kare farkında? Gördüğünü aynen yaz. Eksi 3 eksi x. Bir de gördüğünü ne yapıyorsunuz? Eksiliği artı. Yani şuradakini artı olarak yazıyoruz. Artı x. Düzenleyelim bunu. X kare eksi x eksi 3 ile x kare artı x eksi 3'ün çarpanı şeklinde veriyoruz arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. X kare eksi 8 x artı 3 ifadesini tam kareye tamamlayalım. Bakın tam kareye tamamlayalım. Hani dedim ya özellikle tam kareye tamamlama bizim için çok çok önemli. Şimdi bunu birazcık şöyle biraz büyük yazalım. Çünkü birçok yerde kullanacağım bunu. X artı 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Kare var. Var ama burada kare yok. Olmasın. Biz tam karede ne yapıyorduk? Birincinin karesi, ikincinin karesi ve ortada her zaman ne oluyordu arkadaşlar? 2 katı oluyordu. Demek ki 2 katı 8 olduğuna göre ya da eksi 8 olduğuna göre bunun neyin 2 katıdır? Yarısının 2 katıdır. O yüzden eksi 4'ün 2 katı. Şimdi ben biliyorum ki x buradan geldi. Evet. Peki bu eksi 4 nereden gelir arkadaşlar? Yandan gelir. Yani eksi 4'ün karesi. Burası öyle bir ifade olmalı ki eksi 4'ün karesi olsun. Yani buradan kesinlikle eksi 4'ün karesi şeklinde düşüneceğiz. O da ne yapar? 16 yapar. Yukarıdan 16 gelecek. O halde diyorum ki bakın bunu nereden buldum? Tekrar veriyorum. Hocam burası çok karıştı. İsterseniz şöyle yapalım. X kare eksi 4 8x artı 3. Bir ifadenin tam kare olabilmesi için ortada bulunan terimin, dikkat, ortada bulunan terimin yarısı lazım bana. Zaten x kare ile başladı ya x. Bir tanesi x. O zaman burasının yarısı eksi 4x. Bakın bu x buradan geldi. O zaman eksi 4 de buradan gelecek. O halde diyorum ki bunun tam kare olabilmesi için x kare eksi 8x yarısı eksi 4 karesini al. Artı 16 yazmak zorundayım ki burası bir tam kare olsun. Tamam. Bir dakika hocam. 16 yazdınız da bende 3 var. O yüzden artı 3 olması lazımken siz 16 yazdınız. O zaman da diyorum ki demek ki burası artı 3 olması gerekiyorsa ben buradan o eksi 13'ü çıkartırım ki artı 13'e tamamlasın. Ve bunu tekrar düzenlediğimde bu nedir arkadaşlar? X artı 4'ün karesi mi? Hayır hocam. Eksi 4'ün karesi. Çünkü ortası eksi olduğu için karesi eksi 13. Böylelikle bana verilen ifadeyi tam kareye tamamlamış oldum. Bakın bunu TYT'de sorularında da kullanıyoruz. AYT'de kullanıyoruz. Parabolde özellikle kullanıyoruz arkadaşlar. Çok çok önemli bir kural. Şimdi bir tane daha isterseniz vereyim. Mesela x kare eksi 6x artı 15. İfadesini tam kareye tamamlayalım. Ortası nedir arkadaşlar? Eksi 3. Zaten x ile başladığı için. O zaman burası kesinlikle x eksi 3'ün karesi olacak. Yazdım. Alalım bakalım karesini. X kare. Bu var bende. Birinci ile ikinci çarpımın 2 katı 6x. Bu da var. Artı 9. Bende ne var? 15 var. O yüzden diyorum ki şunu bir daha şöyle açalım. X kare
Eksi 6x yarısı 3 karesi 9 lazım. Burası bana neyi veriyor? X eksi 3'ün karesini veriyor. Peki arkadaşlar benim elimde 15 var, 9 yazmışım. Hemen ne yapıyorum? 9'u 15'e benzetmeye çalışıyorum ki bunlar birbirine eşit olsun. Buraya da 6 yazıyorum. Böylelikle ne oldu? X eksi 3'ün karesi artı 6 oldu. Verilen ifade bu. Son bir tane daha vereyim arkadaşlar. X 4 eksi 4x artı 1. Tam kareye tamamlayayım. Bakın bu sefer daha hızlı tamamlayacağım. Neyin tam karesi? Eksi 2'nin. O zaman bu ifade x eksi 2'nin karesidir. Birincinin karesi var elimde. Birincidekinin çarpımı 2 katı var. Bakın bunlar var. Artı ikincinin karesi. İkinci neyi? Eksi 2. Karesi 4 yapar. Bende ne var? Artı 1 var. Ben 4'ü ne yaparsam artı 1'e benzetirim. Yanına eksi 3 yazarsam artı 1'e benzetirim. Bu ifade bu ifade eşit. Tekrarlıyorum. Temel kavramlarda kullanıyoruz en büyük en küçük sayıları bulmada. Başka? Parabolde kullanıyoruz arkadaşlar ve denklem çözümünde kullanıyoruz. Şimdi denklem çözümü ve parabollerde kullanacağız ama temel kavramlarda bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi bana soruda dedi ki bu ifadeyi sağlayan en küçük sayı kaçtır dedi. Şimdi bir tam kareyi en küçük yapan nedir arkadaşlar? Siz tam karenin içerisine çok büyük sayılar verirseniz büyür. Küçük verirseniz de büyüyor. Çünkü neden? Karesi. Burayı en küçük yapan x'e 2 vermemizdir. Ben 2 verirsem buraya 2 eksi 2'nin karesi eksi 3'ten. Burası da 0 eksi 3'ten cevabımız eksi 3 çıkar. Yani tam kareyi en küçük yapan her zaman tam karenin içini 0 yapan sayıdır. Burada kullanacağız. Evet arkadaşlar son sorumuz olması lazımdı. Böylelikle çarpanlara ayırmanın tamamını bitirdik ama kurallarını bitirdik. 6. bölümde yani çarpanlara ayırma 6, 21. günde ise rasyonel ifadelerde sadeleştirme. Bu neden burada kullanıyoruz? Daha doğrusu niçin çarpanlara ayırmadan bir nevi ayırıyorum? 1. ÖSYM amcanın çok sorduğu sorular buradan geliyor. 2. 1, 2, 3, 4, 5 bölümde kullandığınız her özelliği bu son videoda kullanacağız. Yani onları açarak sadeleştirme yapacağız. Bir sonraki günde yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.